Evet. Şimdi arkadaşlar bu soruda kalmıştık. Diyor ki 57. sorumuz. Bir bütçecinin para basılarak finansmanında ortaya çıkan enflasyona göre borçlanarak finanse edilmesi durumunda daha yüksek bir enflasyon yaratıcını ifade eden yaklaşım aşağıdakilerden hangisidir? Zaten siz bu soruyu görür görmez saklıya cevaplarsınız değil mi? Önce siz söyleyin ne olacak cevap? Para basılarak finansmanın ortaya çıkaracağı enflasyonun borçlanma. Aferin Bahar. Doğru. Diyor ki bir bütçe açının para basarak finansmanda ortaya çıkan enflasyona göre borçlanarak finanse edilmesi durumunda daha yüksek enflasyon yaratıcını ifade eden yani bir borcu borçla finansmanını sağlarsak para basmak yerine borçlanmayla finanse edersek daha yüksek enflasyon yaratacağını söyleyen kavram hoş olmayan monetarist aritmetiktir. Peki Lucas kritiği nedir? Kim söyleyebilir Lucas kritiği? Ne demek ki Lucas kritiği? Şu demek değil miydi? Politika politikasızdı. Ne diyordu Lucas? Ekonomik birimler rasyonel beklentiye sahiptir. O halde ekonomik birimler rasyonel beklentiye sahipse devletin uygulayacağı politikaya karşı kendi önlemlerini alırlar ve uygulanan politikayı etkisiz hale getirirler. Bu nedenle en iyi politika politika politikasızlığıdır ki buna da Lucas kritiği denir. Aferin Semra. Peki alyas paradoksunun ne olduğunu kim söyleyebilir? Alyas paradoksu. Evet. Cevap yok. Ayşe aç sesi beraber yapalım. Ayşe şöyle bir şey diyelim mi sana? Bu da Beyhan hoş geldin şimdi gördüm. Ayşe. Açtım hocam. Senle kumar oynayacağız. Ne oynayacakmışız? Kumar oynayacakmışız, Tamam. Allah korusun. Sen 100 lira vereceksin. %99 bak %99 ihtimalle. Sen %99 ihtimalle 1000 lira kazanacaksın. %1 ihtimalle de 100 liranı geri alacaksın. Hangisini tercih edersin? %99'u tercih ederim hocam. İşte o zaman olmadı. Sen 100 lirayı kesin yani cebindeki para her zaman kesin olmayan paradan daha iyi olmasına alyas paradoksu denir. Yani %99 ihtimalle kazanacağın bir durum varken sen yine cebindekini seçmene, var olanı seçmene alyas paradoksu diyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Tamam. Peki Occam'ın usturası. Beyhan nedir Occam'ın usturası? Bunu da sen söyle Beyhan. Bilmiyorum hocam. Yani bu İlk şu defa duyuyorum diyebilirim. efendim İlk defa duyuyorum. aşk olsun bunu daha Okan'ı önceki duydum da usturasını hani onu bilmiyorum hani. şimdi şöyle bir şey diyelim. Şöyle bir şey diyelim. Occam usturası şudur. Diyelim ki sen GUY sınavına girecek misin? Evet. GUY sınavına girerken iki tane yol vardır. Doğru mu? Bir, Adem Kılıç. Adem Kılıç GUY kitabını alıp tüm dersleri tekrar edebilirsin. Konular var mı içinde? Evet. Ya da iktisat, hukuk, maliye ya da muhasebeye ayrı ayrı kitaplardan çalışabilir misin? İki yöntem var mı? Evet. Hangisini tercih edersin? Adem Kılıç'ı tercih ederim. İşte buna Occam'ın usturası denir. Yani sen bir sonuca giderken iki tane yol varsa bu yoldan en basitini, en kestirmesini seçmene Occam'ın usturası denir. Bir daha unutmazsın herhalde. Evet. Anlaştık. O, neymiş Occam'ın Bir tane. aynı Böyle. sonuca ulaşan iki yoldan en kısa olanı, en kestirme olanı seçmek. Anlaştık mı Beyhan? Anlaştık hocam. Tamam. Neredeyiz? 58. Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Aşağıdaki eşleştirmelerden hangisi doğrudur? Kısmi denge analizini Varas mı yapmıştır? Söyleyeyim bakalım. Kısmi denge analizini kim? Marşal. Aferin. Kim yapmıştır? Marshall Marşal. yapmıştır. Bu nedenle yanlış. Genel denge analizini Marshall mı yapmıştır? Balras. Değil mi yanlış? Kim yapmıştır? Varas. Genel Pardon. denge analizi Ekvator Edgeworth kutusuyla mı yapılıyor? Evet.
O halde doğru mu? Doğru. Evet. Edgar kutusunu Marshall mı yapmıştır? Edgar Ward kütüphanesini kim yapmıştır? Edgar Ward yapmıştır, adı üstünde değil mi? Yanlış. Değil mi? O halde yanıtımız ne olacak? C seçeneği, sorumuzu çözdük. Nerede şimdi 59? Pardon, burada bu yanlışta kalmış, kusura bakmayın. 59. Milli gelirden kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum kazançları ile sosyal güvenlik payları çıkartılıp transfer ödemeleri, şans oyunları ve faiz gelirleri eklenince aşağı gelir büyüklüklerden hangisine ulaşılır? Şimdi ben bunu kısaca bir tekrar etmek istiyorum. Çünkü burada bir şey anlatacağım. Şimdi bakın, milli gelirden diyor ki kurumlar vergisi, dağıtılmayan kurum kazançları ile sosyal güvenlik payları çıkartıp transfer ödemeleri, şans oyunları ve faiz olan gelirleri eklenince diyor. Şimdi bakın, gayri safi milli hasıladan aşınma ve yıpranma payı olan amortismanları çıkarttığımızda G'yi götürdük, safi milli hasıla ulaşırız. Safi milli hasıladan da dolaylı vergileri çıkarttığımızda S'yi götürdük, milli gelir. Yani milli hasılaya ulaşırız. Milli hasıladan da cebimize girenleri ekleyip cebimize girmeyenleri çıkartırsak da bakın neye ulaşıyoruz. Örneğin cebimize neler girmez? Girer. Önce girerle bakalım. Cebimize neler girer? Artı faiz ayarlamaları girer mi? Girer. Artı şans oyunları girer mi? Şans oyunları girer. Artı devletin bize yaptığı yardımlar, yani transfer ödemeleri girer mi? Girer. Neler girmez? Sosyal güvenlik primleri girmez. Eksi dağıtılmayan kurum kazançları ne olur? Girmez. Eksi aynı zamanda ne girmez arkadaşlar? Aynı zamanda kurumlar vergisi, kurumlar vergisi girmez. Bunları çıkarttığımda ise neyi bulurum? Kişisel geliri bulurum. Yani yanıt ne olacak? Bursa. Arkadaşlar, bu soru KPSS'ye çıkmış sınav sorusudur. Ama KPSS'de şöyle bir soru olmuştu. Demişti ki milli gelire eklenmesi gerekenler eklenip çıkartılması gerekenler çıkartıldığında aşağıdaki gelir büyüklüklerinden hangisine ulaşılır? Yanıt kişisel gelir. Orada E seçeneği vardı. E seçeneği de arkadaşlar harcanabilir gelirdi. Harcanabilir geliri nasıl ulaşıyorduk? Kişisel gelirden biz dolaysız vergileri çıkarttığımızda harcanabilir kişisel geliri ulaşıyorduk. Bu nedenle yanıtımız ne olacak? B seçeneği. Bu soru anlaşıldı mı? Anlaşıldığını düşünüyorum. Var mı sorusu olan? Yok, tamam. Neredeyim, bir diğer soru. 60. Hechter-Oehlin faktör donatım teorisine göre ülkelerin üretim faktörleri aşağıdakilerden hangileridir? Arkadaşlar, yine çıkmış sınav sorusudur. KPSS çıkmış sınav sorusudur. Orada ise KPSS ise nasıl soruldu? Hechter-Oehlin faktör donatımı teorisine göre ülkelerin faktör yoğunluklarını aşağıdakilerden hangisi belirler? Soru ise, cevap ise şöyleydi. Hechter-Oehlin faktör donatım teorisinde üretim faktörleri sadece emek ve sermayedir. Yani ülkeler emek yoğun ülkeler ve sermaye yoğun ülkeler olarak gruplanmıştır. Bu nedenle yanıt ne olacak? A seçeneği. Anlaştık mı? Hatırladınız değil mi? Bunu çok ayrıntılı bir şekilde anlatmıştım size. Hatırlayanlar bir artıya basabilir mi? Hatırlayanlar bir artıya basabilir mi? Tamam, hatırladınız. Teşekkür ederim. Hadi bir diğer soru, 61. Teorik kapasitenin tanımı aşağı şekillerden hangisidir? Arkadaşlar, teorik kapasite şunu ifade eder. Üretimde hiçbir arıza, duraksama olmadan bir firmanın kısa dönemde mevcut üretim tesisiyle üretebileceği en yüksek üretim miktarıdır. Peki bu tanım sizce hangi seçenekte var? Tekrar edeyim mi tanımı? Tekrar. Aferin Beyhan. Değil mi? Üretimde hiçbir arıza, duraksama olmaksızın kısa dönemde mevcut tesisle tüm üretim faktörleri üretebilecek en fazla üretim miktarına ne diyoruz? Teorik kapasite. Dur. Şöyle bir şey yapalım. Aleyna Aysel, sana soralım. Aleyna. Evet hocam. Ortalama değişken maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim kapasitesine ne denir? A, B, C'nin minimum olduğu üretim kapasitesi.
Evet, yedek kapasite değil, onu biliyorum da. Yedek kapasite demiş. He, tamam. Değil mi? Bak Evet. yazalım hatta bak. Ne diyelim? AVC'nin minimum olduğu üretim kapasitesi ne diyormuşuz? Yedek kapasite. Evet. Aleyna, şimdi bir soru daha soruyorum. Kısa Tamam. dönemde üretimi arttırdığımda üretim maliyetinin değişmediği üretim kapasitesine ne ad verilir? Tekrar edeyim mi? Evet. Kısa dönemde üretimi arttırdığımda üretim maliyetinin değişmediği üretim kapasitesine ne ad verilir? Bilemedim. Yine yedek kapasite demiş. Bu arada yedek kapasiteyi bana kaç biçimde sorabilirmiş? İki. İki. Bir, ortalama değişken maliyet hepsinin minimum olduğu üretim düzeyi ya da iki, kısa dönemde üretim düzeyi arttırıldığında üretim maliyetinin değişmediği üretim kapasitesine yedek kapasite demiş. Anlaştık Tamam. mı? Dur Evet, Aleyna, anlaştık. şimdi bir tane daha soralım sana. Ortalama toplam maliyet eğrisinin kısa dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim kapasitesine ne denir? Ona tam kapasite diyor. Aferin. Ne diyoruz? AC'nin minimum olduğu üretim kapasitesi tam kapasite diyoruz. İşte biraz önce bunu karıştırdım. Tamam. O halde hemen soralım. Uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum yazamadım. Düzgün yazayım. Uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim kapasitesi ne denir? Evet. O da mı aynısı oluyor? Etkin ölçek Etkin, demiş. etkin ölçek. Değil mi? Uzun dönem ortalama toplam maliyet eğrisinin minimum olduğu üretim kapasitesine etkin ölçek ya da optimum ölçek büyüklüğü denir. Anlaştık mı? Evet, tamam. Tamam. O halde neredeyiz? 62. soru. LM'si indik olduğu bir durumda. Dur. O halde bunu kime soralım? Kime soralım? Beyhan'a soralım. Beyhan aç sesi. Evet hocam. Beyhan, hemen soruyorum. LM'si indik olduğunu hangi iktisadi akım savunur? Demeris'te klasikler sağlıyordu. Aferin klasikler sana. Peki klasiklere göre LM niçin diktir? Neydi? Niçin Beyhan? Beyhan sen kaçıncı katta oturuyordun? Zemin katlar. Olmadı, olmadı. Apartman kaç katlı? Atla hemen yukarıdan. Ya Niçin? reel ücretlerden dolayı mı? Ne alakası var Beyhan? Ne Ne? alakası var? Niçin? Para talebinin faize duyarlılığı sıfır olduğu için Ha, para sadece anladım. Tamam, öyle işlem dedi amaçlı hocam. talep edildiği için. Niçinmiş? Aynen, doğru. Para Ya sadece ben işlem dik, amaçlı. evet o. Aynen. Tamam. Sen de söyle. Neymeyi kim dik kabul eder? Klasikler. Niçin? Ve para talebinin faize duyarsız olduğu, sıfır olduğu zaman. Peki bu görüşe göre para sadece niçin talep edilir? İşlem amaçlı. Aferin. Peki maliye politikası ISA'yı mı etkiler, LME'yi mi etkiler? Maliye politikası, LM yatay şey Keynesyenler etkiler maliye politikası. Beyhan, maliye politikası ISA eğrisini mi kaydırır, LME eğrisini mi kaydırır? Ha, ISA'yı kaydırır. Ne, onu soruyoruz. Yani, Ben tekrar farkı sorayım. anladım hocam. Tamam. Para, tekrar ediyorum. Maliye politikası ISA'yı mı kaydırır, LME'yi mi kaydırır? ISA'yı kaydırır. Tamam, tekrar soruyorum. Maliye politikası toplam harcama fonksiyonunu mu etkiler yoksa toplam talebi mi etkiler? Toplam talebi etkiler. Beyhan, ikisini de etkiler. İkisini de Evet, etkiler. ikisini, ama birinden biri deyince hocam ben de karıştırdım ya. İkisini de etkiler. Peki bir tane daha sorayım Beyhan. Sorun hocam. Maliye politikası ISA eğrisinin eğimini değiştiriyorsa uygulanan maliye politikası nasıl bir maliye politikasıdır? Genişletici bir ya da daraltıcı. Yani kaydırıyorsa genişletici de daraltıcı olmuyor mu? O sağa sola kaydırmıyor mu? Eğimini Evet. değiştirdik diyoruz. Eğimini. Hı. Yani. Marjinal tüketim eğilimi. Beyhan. Ya Nasıl hocam. bir maliye politikası demek ki vergi oranı değiştirilmiştir.
Vergi oranındaki Ha değişme evet. ÖSYM'nin eğimini değiştirmiyor muydu? Evet doğru. Tamam. Şimdi bakalım. Öncelikle LMİ'si dikse. LMİ'si dik olması ne demekti? Para talebinin ne diyoruz? Faize duyarlılığı ne olacak? Sıfır Sıfır. demektir. Bu durumda para talebinin faize duyarlılığı sıfırsa yatay eksen gelir, dikey eksen faiz. Biz LME eğrisi nasıl çiziyoruz? Dik çiziyoruz. Değil mi? IS eğrisi nasıldı? IS negatif eğimli, denge 1 de denge faiz oranı ve denge milli gelir düzeyi. Ne diyor? Uygulanan maliye politikası faiz oranını azaltıyorsa. Şimdi bakalım. Faiz oranının azalması buraya gelmiş demek değil midir? Bunun için IS'nin nereye kayması demektir? Sola kayması demektir. Dolayısıyla denge 2'ye gelecek ve faiz oranı ne olacak? Azalacak. Peki IS sola kaymışsa nasıl bir maliye politikası uygulanmıştır? Daraltıcı maliye politikası. O halde para terbiyenin faiz duyarlılığı sıfırdır ve daraltıcı maliye politikası uygulanmıştır. Dolayısıyla hangi seçenek doğrudur? Hangi seçenek doğrudur? Para A terbiyenin doğru hocam. ve daraltıcı maliye politikası uygulanmıştır. Doğru. O halde bahar sorun. Bahar fırınca aç bakalım sesi. Açtım hocam. LM eğrisinin yatay eksenine paralel olduğunu kim savunurdu? Keynes yan görüş. Doğru. Peki LM eğrisi yatay eksenine paralel olmasının nedeni nedir? Çünkü para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdu. Doğru. Para talebinin faize duyarlılığı sonsuzdur. Para talebinin faize duyarlılığının sonsuz olduğu duruma ne denir? Likidite tuzağı. Aferin, likidite tuzağı denir. Peki uygulanan para politikası ISE'yi mi etkiler, LME'yi mi etkiler? Para politikası ISE'yi mi etkiler, LME'yi LME'yi? etkiler. Aferin. Ne diyoruz? LME'yi sağda solda LME'yi dönen etkiler. unsur para politikasıdır. Aferin. Peki LME eğrisi Evet. yatayken LME eğrisi giderek dikleşiyorsa nasıl bir para politikası uygulanıyordur? Dikleşiyorsa ne deniyor? Daraltıcı, genişletici diye mi söyleyeceğim? İşte bilmiyorum artık. Soru şu. LME eğrisi yatayken giderek dikleşiyorsa nasıl bir para politikası uygulanmıştır? Daraltıcı para politikası. Sen Ha, kaçıncı katta genişletici oturuyorsun? para politikası. Sen kaçıncı katta oturuyorsun Bahar? Dördüncü kat. Tamam. O halde balkona bir çık bakalım. Uçabiliyor musun? Bir dener misin? Dersten sonra deneyeceğim. Tamam. Bu cevap Tamam. olmayacaktı. Diyecektin ki hocam LMİ'sinin dikleşmesi ya da yatıklaşmasını para da mali para politikası etkilemez. LMİ'sinin eğimini K bölü H yani para talebinin gelire duyarlılığı ve para talebinin faize duyarlılığı belirler. LME giderek dikleşiyorsa eğimi artıyordur. Eğimi artıyorsa demek ki ya para talebinin gelire duyarlılığı artmıştır ya da para talebinin faize duyarlılığı azalıyordur diyeceksin. Anlaştık mı? Evet hocam, Anlaştık anlaştık. değil mi? Tamam. Şimdi hemen soralım, hemen soralım. Ayşe aç bakalım sesi. Aç Ayşe sesi. Açtım hocam sesi. Ayşe yatay eksen gelir, dikey eksen faiz. LME ise pozitif eğimli ise bunu hangi iktisadi görüş savunmuştur? Monotestler miydi hocam? Aferin doğru monetarist iktisat olmuştur. Peki monetaristlere göre LME ise niçin pozitif eğimlidir? Evet Ayşe. Gelirden dolayı mı? Ayşe burada para talebinin faize duyarlılığı neydi dik olduğunda? Duyarsız. Sıfırdı. Sıfır. Burada para talebinin faize duyarlılığı neydi yatay olduğunda? Sonsuz. O halde burada ne olacak? Para talebinin faize duyarlılığını sıfırla Sıfır ile bir sonsuz arasında. arasında Aynen. kabul ettikleri için. Anlaştık mı? Anlaştık hocam. Teşekkür ederim. Geldik 63. Gelir ve fiyatlar sabitken bütçe doğrusu üzerinde ortaya çıkan hareket aşağıdakilerden hangisi ile açıklanır? Öncelikle yatay eksen x malı, dikey eksen y malı olmak üzere bu AB bütçe doğrusu değil midir? Bir bütçe doğrusunun bir farksızlık eğrisi, düzgün çizeyim, bir bütçe doğrusunun bir farksızlık eğrisini
T'de olduğu bilinen noktada tüketici dengede ve burada Y1 kadar Y malı ve X1 kadar X malı tüketerek dengededir. Peki gelir ve fiyatlar sabitken gelir sabitse ne diyoruz arkadaşlar? Bütçe doğrusunun konumu ne olur arkadaşlar? Değişmez diyoruz. Fiyatlar sabitken bütçe doğrusunun eğimi değişmez. O halde bütçe doğrusunun konumu ya da eğimi değişmiyorken tüketici dengesi nasıl değişebilir? Soru bunu sormuş. O halde yanıt ne olacak arkadaşlar? Alemin cevapları 20 kesinlikle zevk ve tercihlerdeki bir değişme farksızlık eğrisinin bütçe doğrusu üzerinde hareket etmesine neden olur. Bu durumda zevk ve tercihlerdeki bir değişme bütçe farksızlık eğrisinin bütçe doğrusu üzerinde yukarı ya da aşağıya hareketine neden olduğu için tüketici dengesini değiştirir. Yanıt 1 milyon kere ne olacak? Bursa ve sorumuzu çözdük. 64. Kaptaklı üretim fonksiyonunda girdilerin esneklik değerinin toplamı aşağıdakilerden hangisini gösterir? Şimdi arkadaşlar girdilerin esneklik değerleri toplamı. Örneğin bir kaptaklı üretim fonksiyonu eşittir. A çarpı K üzeri alfa çarpı L üzeri beta değil midir? Doğru mu? Peki burada alfa nedir? Sermayenin üretimdeki payı. Yani sermayenin esnekliği. Beta nedir? Emeğin üretimdeki payı. Yani emeğin üretim esnekliğini gösterir. O halde alfa ile beta'nın toplamı bize neyi gösterir? Ölçek kavramını gösterir. Aynı zamanda girdilerin marjinal verimlilikleri değerini gösterir. Bu nedenle yanıtımız ne olacak? Denizli ve sorumuzu çözdük. Arkadaşlar bu çok uç nokta bir soruydu. Böyle bir soruyu ilk defa sordular. İlk defa sorulan ayrıntılı güzel bir soruydu. Anlaştık mı? Yani şunu bilmeniz gerekiyordu. Alfa ile beta'nın toplamı ölçek kavramını gösterir. Bu aynı zamanda girdilerin marjinal verimlilikleri değerini gösterir. Çünkü bu şu demektir. Girdilerin marjinal verimlilikleri değeri birden büyükse girdi artışı daha çok çıktı artışına. Girdilerin marjinal verimlilikleri değeri birden küçükse girdi artışı kendisinden daha az bir çıktı artışına. Girdilerin marjinal verimlilikleri toplamı 1'e eşitse girdi artışı eşit miktarda çıktı artışına neden olur. Ve buna da ölçek kavramı denir. Bu nedenle yanıt denizli. Yani girdilerin marjinal verimlilikleri değeri toplamı aynı zamanda ölçeğe göre getiriyi gösterir. Burası anlaşıldı mı? Anlaşıldı mı? Tekrar etmemi ister misiniz? Anlaşıldı. Neredeyiz arkadaşlar? 65. Kısa dönem üretim analizinde toplam fiziki ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde aşağıdakilerden hangisi doğrudur? Arkadaşlar kısa dönem üretim fonksiyonu çizerken nasıl çiziyorduk? Yatay eksen işçi, dikey eksen toplam üretim, ortalama üretim ve marjinal üretim olmak üzere. Kısa dönem üretim fonksiyonumuz nasıldı? Düzgün çizeyim, yapamadım. Hadi. Kısa dönem üretim fonksiyonumuz nasıldı? S harfi şeklindeydi. Şuraya kadar artarak artıyordu. Buradan sonra azalarak artıyordu ve maksimum olup sonra azalıyordu. Kısa dönemde toplam üretimin artan hızdan azalan hıza geçtiği noktaya kadar marjinal ürün artıyor. Toplam üretimin azalarak arttığı yerden sonra azalarak arttığı yerde ise marjinal ürün azalıyor. Toplam üretimin maksimum olduğu yerde ise marjinal ürün sıfır oluyor ve toplam üretimin azaldığı yerde ise benim marjinal ürünüm negatif oluyordu. O halde kısa dönem üretim hızında toplam fiziki ürünün maksimum olduğu üretim düzeyinde marjinal ürününüz nedir arkadaşlar? Sıfırdır. Yanıt ne olacaktır? Yanıt Bursa. Peki bana şunu sorsaydı arkadaşlar. Ortalama ürünü de ekleyelim. Ortalama ürün marjinal ürünün altından başlar ve eşit oluncaya kadar artıyordu. Eşit olduktan sonra sürekli ne oluyordu? Azalıyordu. Peki soru bana bununla ilgili her şeyi sorabilir miydi? Mesela şunu deseydi. Ortalama ürünün marjinal ürünün eşit olduğu noktada yani B noktasında toplam ürün nasıl değişir? Ne dersiniz? Ortalama ürünün marjinal eşit olduğu noktada yani B'de toplam ürün değil mi artıyor? Değil mi? Tam bu noktada
benim toplam ürünüm artıyor. Böyle bir soru bekliyorum. Değil mi? Azalarak artar ama artar. Doğru. Neredeyiz? Bir diğer soru 66. Bana bir talep fonksiyonu ve arz fonksiyonu vermiş. Piyasa dengesinin sağlandığı noktada talebin fiyat destekliği kaçtır? Peki piyasa dengesinin sağlandığı noktada talebin fiyat destekliğini bulabilmem için benim hem fiyatı hem de miktarı bilmem mi gerekir? O halde fiyat ve miktarı bulabilmem için bunları ne yapacağım? Eşitleyeceğim. O halde eşit dersem 500 eksi 4P eşittir. Eksi 100 artı 2P. At karşıya 600 eşittir. At karşıya değil mi? Pardon 6P özür 6P. Ve P buradan kaç çıktı? 100. Denge fiyatı neymiş? 100. O halde şu 100'ü şurada yerine koyarsam Q'da eşittir. 500 eksi 4 çarpı 100. Burası 400. 500'den çıkartırsam denge miktarının olduğu 100. Şimdi bakalım. Talebin fiyat esnekliğini sorduğu için verilen talep fonksiyonu nedir? Q ile başlayan bir düz talep fonksiyonudur. Düz talep fonksiyonunda talebin fiyat esnekliği nasıl bulunur? Eğim çarpı fiyat bölü miktar. Peki düz değil de P ile başlayan bir talep fonksiyonu olsaydı ters talep fonksiyonu bu durumda talebin fiyat esnekliği olacaktı? 1 bölü eğim çarpı fiyat bölü miktar olacaktı. Peki düz talep fonksiyonunda eğim nedir? Gördüğünüz gibi şuradaki eksi 4. O halde E'de eşittir. Eksi 4 çarpı fiyat 100 bölü miktar 100. Gitti gitti. Yanıt eksi 4, yanıt Ankara. O halde bu soru anlaşılmış mıdır? Anlaşılmış mıdır soru? Herkesin oldu mu? Sormak istediğiniz bir yer var mı? Tamam. Hadi nereye geçiyoruz? 67. Pozitif arz şokunun yaşandığı bir ekonomide aşağı yukarı hangisi meydana gelir? Şimdi bakın bakalım arkadaşlar. Yatay eksen milli gelir yani reel gelir. Dikey eksen fiyatlar genelcisi. Bu nedir? Toplam talep eğrisi. Bu nedir? Toplam arz eğrisi. Denge bir de fiyatlar genelcisi P1 üretim ve istihdam Y1. Öncelikle pozitif arz şoku demek toplam arzın sağa kayması demektir. Hadi toplam arz pozitif arz şokuyla nereye kaydı? Sağ. Hadi denge 2'ye geldi. Gördüğünüz gibi fiyatlar genelde düşerken reel gelir, üretim ve istihdam arttı. O halde yanıt ne olacaktır? Toplam arz eğrisi sağa kayar. Yanıt bursa. Eğer seçeneklerde bu olmasaydı fiyatlar genelde düşer, reel gelir artar. Seçeneklerde bu da olmasaydı ne olurdu arkadaşlar? Şu olurdu. Ekonomide deflasyon ortaya çıkar. Eğer bu da olmasaydı ekonomide üretim ve istihdam artar. Değil mi? Bunlar cevap olabilirdi. Bu soru anlaşıldı mı arkadaşlar? Anlaşıldı değil mi? Neredeyim? 68. Döviz talebi sabitken döviz arzı artarsa aşağı şekillerden hangisi gerçekleşmez? Çünkü öncelikle şunu bilelim. Dövizi kim talep eder? Hemen kime soralım? Kime soralım? Kime soralım? Kime soralım? Ya da siz söyleyin. Kim söylemek ister? Ya hep ben soruyorum, sormayayım. Bir kere de gönüllü olun. El kaldırsın. Öğrenci değil, el kaldırır. Veya direkt söyler. Hadi söyleyin bakalım. Ana hiç talip yok ha. O halde mecburen ben seçeceğim. Seçiyorum. Seçtim. Beyhan. Beyhan. Beyhan ses geliyor mu? Beyhan orada mısın? Beyhan gitmiş. Beyhan orada mısın? Sesin gelmiyor. Hocam Beyhan. ya bilgisayar donup duruyor da o yüzden bugün öyle bir soruna karşı karşıya. Tamam sorun değil. Dövizi kim talep eder Beyhan? Yani dövizi yabancı ülkeler yani kendi. Ne alakası var? İthalat yapanlar, ithalat yapan dışarıdan aldığı malın bedelini öpücükle ödemez değil mi? Neyle öder? Dövizle öder. Öyle değil mi Beyhan? Evet. Evet Haksız doğru hocam. mıyım? Tamam. Doğrusunuz Peki hocam. Beyhan dövizi kim arz eder? İhracat yapanlar.
Şöyle bir şey yapalım. Dövizi arz eden, döviz tasarrufu olanlar, değil mi? Elinde döviz olanlar dövizi satarsa, değil mi? Peki şöyle bir şey diyelim Beyhan, bak şimdi. Bak şimdi. Yatay eksen döviz miktarı, dik eksen de dövizin fiyatı, yani döviz kuru. Anlaştık mı? Evet. Tamam. Şey soruyorum şu. Dövizin fiyatı artarsa, yani dövizin kuru artarsa, sen döviz alır mısın, satar mısın? Satarım yani kur Değil artarsa mi? Değil mi? satarım. Satarsın. Peki satarsan döviz miktarı artar mı piyasadaki? Evet. O halde döviz arz eğrisi pozitifindir. Burası anlaşıldı mı? Evet. Peki dövizin fiyatı arttıkça döviz alır mısın? Alırım. Almazsın. Dövizin fiyatı Almam. arttıkça almazsın. Dövize olan talebin ne olur? Azalır. Bu nedenle Az döviz olsun. talep eğrisi nedir? Döviz talep eğrisi negatif eğimidir. O halde denge döviz kuru 1'de ve gördüğün gibi denge döviz kuru E1 iken denge döviz miktarı dolar 1'dir. Çünkü sorumuz bize diyor ki döviz talebi sabitken döviz arzı artarsa, döviz arzı artması demek döviz arz fonksiyonunun nereye kayması demek, sağ. Denge 2'ye geldi. Bu durumda piyasadaki dövizin miktarı ne oldu? Artı. Piyasadaki dövizin miktarı artarsa piyasa döviz bol hale gelir. Döviz bol hale geldiği için dövizin değeri ne olur? Düşer. Düşer. Dövizin değerinin düşmesi demek ne demekmiş? Döviz kurunun düşmesi demekmiş. Dövizin Evet. değeri düşüyorsa döviz karşısında yerli para değer mi Değer kazanmış olur? kazanır. Evet, O değer halde kazanır. bakalım. Döviz TL karşısında değer kazanır. Doğru mu? Yanlış. Var yanıt Ankara. Değil mi? Bakalım. Döviz Yanlış. TL karşısında değer kaybeder. Doğru mu? Doğru. TL döviz karşısında kıt hale gelir. Evet. Döviz bol Doğru, olduğuna daha göre değerli olur. TL kıt hale geldi. Doğru. TL döviz karşısında değer kazanır. Doğru mu? Evet. Doğru. O halde yanıt neymiş? Ankara. Anlaşıldı mı burası? Anlaşıldı. Teşekkür ederim. Sen biraz yorgunsun gibi sanki bu akşam. Ya biraz fazla ders çalıştım herhalde de o yüzden. Tamam, sıkıntı yok. Şimdi devam edelim. Konut kredi faiz oranı düşerse. Dur. Arkadaşlar, konut kredi faiz oranının düşmesi. Konut arzını mı etkiler, konut talebini mi etkiler? Konut kredi faiz oranının düşmesi. Konut arzını mı etkiler, konut talebini etkiler? Peki talebi arttırır mı, azaltır mı? Konuda olan talebi arttırır mı, azaltır mı? Hadi bir kere talep kesinlikle arttı. Değil mi, arttırır? Peki çimento fiyatları azalırsa, çimento fiyatları konut arzını mı etkiler, konut talebini mi etkiler? Peki çimento fiyatları azalırsa üretim maliyetleri azaltmıştır. Bu durum arzı arttırır mı, azaltır mı? Bu durum arzı arttırır mı, azaltır mı? Arttırır. Yani arz artar. Peki bunu ne zaman göreceğiz? Reklamlardan.